Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. 17 Ocak pazar maçları için karşınızdayım. Bugün yine sizlere ikili bir kombine vereceğim. Onun dışında bir tane de iki oranlı ekstra, yani kombine dışında bir maç söyleyeceğim. Oranı 2, yüksek ama bence gelme ihtimali de yüksek. %80 gibi bir ihtimali var bence. İlk maçımla başlayacağım arkadaşlar. Lütfen öncelikle bu videoya bir beğeni, bir yorum atarsanız sevinirim. İlk maçımızla başlayalım. İlk maçımız İtalya B'den Pescara Cremonese maçı. Saat 17'de başlıyor. Ev sahibi 2.15, deplasman 2.65. Ev sahibi 16. sırada, deplasman 17. Gol yollayında ikisi de 17 maçta 15'er gol atmış. Bence gol yollayında biraz sıkıntılı. Şöyle hemen son 5 maçlarına da bakalım. Ev sahibi son 5 maçında bir defa yenilmiş. 2 galibiyet 2 beraberliği var. Deplasmansa 2 galibiyet 3 mağlubiyetle oynuyor. Bu mağlubiyetlerin 3'ü de son maçında. Son 3 maçında 3 mağlubiyet almış. 2-0 evinde, deplasmanda 1-0 ve evinde 2-0 yine. İki takım için de dediğim gibi kötü ama deplasman bir tık daha kötü. Ev sahibi Pescara normalde daha üst sıraları hak eden bir takım. Ama bu sene çok çok iyi gidemiyor. Bir terslik var belli. Ligin neredeyse ortasına gelmişiz. Ama Pescara alt sıralarda. Yavaş yavaş çıkacaktır. O küme düşme potasında veya oyalayı hak eden bir takım değil. Deplasmanı çok tanıdığımız bir takım değil hepimizin. Ama puan tablosuna bakarsak çok iyi değil. Burada şunu söyleyeyim arkadaşlar. Deplasman son 3 maçta gol atamıyor. Cremonese. Son 5 maçından 4 tanesi out olmuş. Pescara Cremonese'ye nazaran biraz daha goller bulabiliyor. 3 maçında gol bulmuş. Deplasmanda 3-0 yenilmiş. Onun dışında evinde 0-0'lık bir maçı var. 3 maçta gol atmış ama deplasman son 3 haftada atamıyor. İşi biraz daha zor gibi. Ev sahibi avantajını da Pescara burada kullanacaktır. Benim bu maç için tahminim arkadaşlar, 1.70'ten karşılıklı gol var. Geleceğine inandığım bir maç. Yani şöyle söyleyeyim. Favori ev sahibi mantıken bence oranlara çok bakmamak lazım. 2.15 vermiş. Yani bir tık da olsa favori. Ben burada deplasmanın gol atacağına inandığım için ben bunu hep yapayım. Bunu hep söyleyeyim. Yani 3 maçta gol atamadı diye gol atamayacak diye bir kaide yok. O yüzden ben deplasmanın gol atacağına inandığım için 1.70'ten karşılıklı gol bana mantıklı geliyor arkadaşlar. Oran da güzel. Kaçırılmaması gereken. Çünkü majör liglere baktığımız zaman her şeye 1.30-1.40 açıyor. KG'ye 1.30-1.40 açıyor. Yani Lazio maçı geçen gün Roma'yla 3-0 bitti. Maç üst olmuş ama KG yok. Hani üst olursa KG olmuyor. KG olsa üst olmuyor. Yani zaten bilinen liglere, majör liglere çok yüksek oranlar vermiyor arkadaşlar. O yüzden ben Pescara maçının KG'sine güveniyorum. 1.70 güzel bir oran bence. Onun dışında Fransa 1. Ligi'nden Nantes Lens maçı saat 17'de başlıyor. Ev sahibi 2.35, deplasman 2.25. Yine eşit güçlerin mücadelesi. En azından iddiaya göre öyle. Şöyle baktığımız zaman ev sahibi 17. sırada 20 takımlı ligde. Deplasman 9. sırada. Deplasmanın ev sahibine göre bir de maçı eksik. En azından bir beraberlikle bile bir puan, bir sıra daha, iki sıra daha üste çıkabilir. Galibiyete de bağlı. Aldığı puana bağlı. Son 5 maçlarına baktığımız zaman ev sahibi Nantes 3 beraberlik, 2 mağlubiyet almış. Deplasman takımı Lens 2 galibiyet, 3 mağlubiyet.
Deplasman takımı en azından iki galibiyeti var. Deplasmanda Monaco'yu yendi. Evinde Brest'i yendi. Deplasmanda Monaco'dan sonra yine hani ben az da olsa bir yükseliş beklerdim ama gol attı, golle yattı. Ama bir Brest maçını kazanabildi. Yani son maçında gol atamadı evinde. Deplasman takımı gol yönünden biraz daha kötü geçiyor. 3 tane maçı out olmuş. Evindeki oynadığı son 2 maçın ikisi de beraberlikle sonuçlanmış. Deplasmanda 2 maçını yeniliyor. Son maçında Montpellier'den beraberlikle dönüyor. Ne yapacağı belli olmayan iki takım. Ev sahibinin beraberlikleri daha fazla. Kolay kolay yenilmeyecekti bu müsabakada ama Lens de berabere kalan bir takım değil. Ya yeniyor ya yeniliyor gibi şu an gözüken o. Bu maçla ilgili tahminimi söylemeden önce arkadaşlar lütfen bu videoya bir beğeni bir yorum atarsanız sevineyim. Benim bu maç hakkındaki tahminim ilk yarı gol var. 1.35. Bu da tek maç oynanabiliyor. İlk maç Pescara maçı da MBS 2 idi. Sizlere vereceğim bugün ikili bir kombine. Bunun dışında üçüncü maç alternatif olarak vereceğim arkadaşlar. Dediğim gibi kombinem bugünkü ikili. Üçüncü maçımız Manchester City Crystal Palace İngiltere Premier Ligi'nden 22.15'te başlıyor. Tekrar söylüyorum bu maç kombine dışı. Alternatif olarak veriyorum size. Ev sahibi bir ona oynuyor arkadaşlar. Yani oran düşük. 2.5 üste baktığınız zaman 1.38. Manchester City de biraz formda diyebiliriz. Son maçlarında hep kazanıyor. Son maçını 1-0 da olsa kazandı. Maç eksiğini tamamladığı zaman ligde ikinci sıraya yerleşiyor. Liverpool'u geçiyor. Manchester United arasında bir puan kalıyor. Crystal Palace da gördüğünüz gibi 13. sırada. City'ye bakalım. City'nin burada sadece bir dezavantajı var. Son maçlarda evinde çok oynamaya başladı. Yine aynı. 3 tane peş peşe evinde. Tabii bunun bir tanesi Birmingham. Kupa maçı. City bunlar ileride City'ye dezavantaj olarak dönecektir. Crystal Palace son maçlarında çok iyi değil. Özellikle son 3 deplasman maçında gol atamamış arkadaşlar. Bunu baştan söyleyeyim. Son 4 maçının 4'ü de out olmuş. Bir tane maçı üst olmuş. O da Aston Villa'dan 3 tane yediği için. City ne yapacağı belli olmuyor. Bazen bakıyorsunuz yani şu kupa maçına bakalım. Dakika 33, maç 3-0. O şekilde bitiyor. Normalde Birmingham gibi bir takıma daha atmaya potansiyeli olan bir takım ama nedense o şekilde kalıyor. United maçı yine kupaydı diye hatırlıyorum. Evet, İngiltere Kupası. İkinci yarıda geldi goller. Yani City dediğim gibi gol de sanki bir anda duyuyor. Dakika 55 2-0 oluyor. Veya dakika 14 ilk yarı bir gol atıyor ondan sonra kalıyor. City'nin maçlarında özellikle çok olmaya başladı bu. Yani son maçlarda Brighton maçına bakalım. Brighton maçı. Dakika 44. Yani bu şekilde kalıyor. City bu son zamanlarda özellikle bunu sanki çok yapmaya başladı gibime geliyor. Chelsea maçı bir istisna deplasmanda. Ama ben bu maçın gollü geçeceğini düşünüyorum. City muhtemel yine büyük favori. Ama ben bu maç için arkadaşlar size City kazanır üst gibi bir şey söylemeyeceğim. Benim bu maç hakkındaki tahminim arkadaşlar dediğim gibi iki oranı var. Bu maçta bence gelme ihtimali %80-85 gibi karşılıklı gol var denenebilir. Tekrar söylüyorum bu maç kombinemin dışında üçüncü maç alternatif olarak söylüyorum sizlere bunu. Bence bu maç KG olma ihtimali yüksek. Aynı kupona da oynamak isteyen oynayabilir. Oran yükseltebilir. Ama dediğim gibi tabii riski var. Yani City bu. Crystal Palace da son 3 deplasmanda gol atamıyor. Bunu da söyledim. 3-0, 1-0 gibi hep sonuçlar var. Gol atamıyor deplasmanda kısaca. Zorlu bir maç ama iki oran bence denemeye değer. Ben City bayağı da gol yemiyor. Crystal Palace da atamıyor özellikle deplasmanda. Ben bu maçta yani hepimizi yanıltıp
kaygı olacağını düşünüyorum arkadaşlar. İki orandan ben deneyeceğim. İkinci kuponumda yanına bir iki maç daha ekleyip, o yüzden sizlere de tavsiye edeyim. Maçlarım bu şekilde. Tekrar söylüyorum. Son söylediğim maç Manchester City maçı, kombine dışı arkadaşlar. İkili bir kombine verdim size. Söyleyeceklerim bu kadar. Lütfen videoya bir beğeni, bir yorum atarsanız sevinirim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Herkese bol şanslar.